Irak'ın Basra çevresinde güneyde bir Şii devleti, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt bölgesi, ortada Bağdat çevresinde de bir Sünni devleti olarak üçe bölünmesi. Irak bir yandan petrol bakımından zengin, öte yandan içte bölünmüş bir ülke olarak İsrail'in hedefi olmaya adaydır. Irak'ın bölünmesi İsrail için Suriye'nin bölünmesinden çok daha önemlidir. Nüfusun %65'i iktidara hiçbir siyasi katılımı yoktur falan falan. Kuzeyde de bir Kürt azınlık vardır, o da ayrı devlet olacaktır. Irak etnik ve mezhepsel olarak bölünecek. Kuzeyde bir Kürt devleti, ortada bir Sünni, güneyde bir Şii devleti. Lübnan 5 bölgeye bölünecek. Bir Maroni Hristiyan bölgesi, bir Müslüman bölgesi, bir Dürzi bölgesi, bir Şii bölgesi ve Haddad'ın milisleri aracılığıyla İsrail'in denetimi altında olacak bölge. Sıra Suriye'nin etnik ve mezhepsel olarak bölünmesine gelecek. Kıyıda bir Alevi devleti, Halep'te bir Sünni devleti, Şam'da ayrı bir Sünni devleti, Golan, Horan ve Kuzey Ürdün'de de bir Dürzi devleti. İsrail'in güvenliği için Suriye'nin parçalanması zorunludur. 82'de yazılmış rapor. Bu